Welcome to Zahra Crew with me, Zahra from Indonesia. So in this video, I want to react to why did many Ottoman sultans marry foreign women? Okay guys, talking about sultan's wife, there are so many sultan's wife that from Europe, but there were several sultan's wife from Turkey too. I want to know about this reason too. Are you guys curious too? Okay, let's start to react. Osmanlıların Fatih'ten sonra, bak Fatih'e kadar yerli ailelerden kız alırlardı. Fatih'ten sonra bu adet kalkmıştır. Cariye ile evlenme esası kabul edilmiştir. Bunun sebebi nedir biliyor musun? Osmanlı hanedanının dünya yeryüzünde en uzun hanedan olmasının iki sebebi vardır. İki sebeple en uzun hanedan olabilmiştir. Birisi, belli bir genişliğe ulaştıktan sonra ailesini bilmeyen kadınlarla padişah olacak insanların evlenmesidir. Neden? Neden? Çünkü Avrupa tarihleri hanedanlar arası kavgayla doludur. Eşit aileler, ben kral olacağım, sen kral olacaksın. Bizim tarihimizde böyle bir şey yoktur. Bir tek Mithat Paşa, onun da dedesi Yahudidir, Bulgar Yahudisidir. Ali Osman olacağına biraz da Ali Mithat olsun demiş. Bu çok muahhar, sonralardan bir iş. Kimse hanedanla yarışmayı, otorite yarıştırmayı göze alamamıştır. Daha evvel yerli ailelerle kız alınırken Fatih, babasını bilmeyen, kardeşini bilmeyen kızlarla evlenmeyi şart koşmuş. Yerleştirmiş bunu usul olarak. Osmanlılarda bir tabir vardır. Debi derine Osmaniyan derler. Yani kadim Osmanlı ananesi. Bunlar hep düşünülerek konulmuş. Birer tarihi sebebe dayanılarak. Bir kadın, padişah ailesi, babası için entrika yapamaz. Babası kim bilmiyor. Kardeşi için yapamaz. Amcası için yapamaz. Ama yerli bir aile olsa hanedan dışında insanların da padişah olması için entrikaya girebilir. Olsa olsa oğlu için entrika yapar. O da netice itibariyle Ali Osman'dır. Yeryüzünde sadece Yahudiler sülaleyi anadan devam ettirirler. Bunun dışında bütün milletler babadan devam ettirir. Baba Ali Osman olunca çocuk da Ali Osman'dır. Kadın hangi milletten olursa olsun hiç emniyeti yok. Wow, okay guys, that are the reasons why many Ottoman sultans marry foreign women. I think all kingdoms around the world always marry by the politic relation. Yeah, the marry in the past always relates with the politic. Because I think in the era of kingdom is the era when it's still focused on expanding the territory and also the spreading of spread. Alright guys, thanks for watching my video. Don't forget to like, comment, and also subscribe. Okay, see you in the next video.